30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 25 Mart günlerden Perşembe. Hemen rakamlara bir bakalım. Tabii zor bir haftayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Her ne kadar pazartesi ciddi satışlar yese de Borsa İstanbul dün biraz daha toparlandı. Bugün o toparlanma devam ediyor. Aslında dün biraz daha prim olabilirdi ama temettü dağıtımları nedeniyle biraz baltalandı diyeyim, daha doğru olacak. Dünkü kapanışlarda %2.6'lık bir prim görmüştük biz. Bankacılık endeksinde de keza aynı şekilde. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ikinci defa bankacılarla toplantı yaptı. Kalkınma bankaları ve ticari bankalarla bir toplantı gerçekleştirdi. Burada da aynı politikaları sürdüreceği, devam ettireceğine dair sinyaller verildiği ifade ediliyor bankacılar tarafından. Bu arada dün akşam saatlerinde S&P Türkiye'deki son gelişmelerin ülkenin ödemeler dengesi risklerini açığa çıkarabileceğini ifade etmiş durumda bu noktada. Ve dün tüketici güvenini almıştık biz. %2.5'luk bir artış vardı. Bugün neler var peki Türkiye'de? Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun ve Merkez Bankası'nın para ve banka istatistikleri verisi gelecek. Ayrıca bugün önemli bir gündem maddesi AB Liderler Zirvesi'nin başlığı olması. Avrupa tarafına geçelim. Avrupa'da tabii Covid vakalarında artış devam ediyor. Küresel ekonomideki toparlanmanın sekteye uğrayacağına dair yorumlar var. Dolayısıyla karışık kapanmıştı. Bugün de keza aynı şekilde karışık bir seyre işaret ettiğini söyleyelim. Gerçi dün açıklanan PMI'ler oldukça iyiydi. Özellikle Almanya'da ciddi bir rakam geldi PMI tarafında. İyi geldi diyeyim aslında. PMI'da Almanya'da 66.6'ya kadar yükseldi. Bu arada Merkel, Almanya Federal Meclisi'ne koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemlerle ilgili tartışmaların ardından muhalefetin güven oyu talebinde reddetti. Yine İngiltere tarafında pubların gerek görmeleri halinde aşı sertifikası talep edilecekleri de belirtildi bu noktada. Bugün bölgede Avrupa Birliği liderlerinin katılımıyla birlikte toplantı başlıyor. Neler var bu toplantıda? Aşılar var, Türkiye gündemi var, Türkiye ve ABD ilişkiler var bu konuda. Yine bugün ne bekliyor olacağız biz? Euro bölgesi para arzı istatistikleri gelecek. Biraz önce gelmiş olması gerekiyor. ABD tarafına bakacağız. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz 1.9 trilyon dolarlık paketin yanına bir de Biden'ın 4 trilyon dolara yaklaşması beklenen kamu altyapısının, Amerika'nın altyapısının daha doğrusu tekrar yeniden inşası planlaması var. Bunun yanında eğitim ve sağlık konularında da 2 trilyon dolarlık bir 4 milyon içinde olmak kaydıyla bir destek de bekleniyor. Önemli bu. Fed Başkanı Powell ve Yellen'ın ABD Kongresi'nde sunumları vardı. Biraz ekonominin iyileşmeye yönelik iyi bir görüntü sergilediği ifade edilmişti ve enflasyondaki artıştan kaygı duymadıklarını söylemişlerdi. Bu detaydan sonra emtia tarafına geçelim. Bu arada tabii Fed başkanlarından arka arkaya mesajlar da aldık biz. Bu noktada kimisi 2022, kimisi 2023'te bekliyor faiz artışını. Peki emtiada ne var? Bu hafta petrol çok karışıktı aslında. Bir gün çok ciddi artıyor, bir gün çok ciddi düşüyor şeklinde ki bu aşı ve Covid meseleleri petrolün üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Altın tarafında da 1732 seviyesindeyiz. Şimdi önemli bir araştırma var aslında. Seçil Demiralp, Metro Türkiye Pazarlama Marka Yönetimi İletişim Grup Müdürü bizimle. Seçil Hanım, iyi günler dilerim size. Merhaba Zeliha Hanım. Şimdi çok güzel bir araştırma yapmışsınız aslında. Çoğu kişinin kafasındaki soruları yanıtlamışsınız. Tüketici beklentileri de bu pandemi döneminde nasıl değişti, neler oldu? Hem restoran müşterilerinde hem otel müşterilerine baktığımızda ne gibi bir sonuç aldık biz bu araştırmadan? Öncelikle öyle başlayalım. Evet, çok doğru söylüyorsunuz Zeliha Hanım. Biz Metro Türkiye olarak 30 yıldır Türkiye'de birinci önceliğimiz olarak yeme içme sektörünün yanındaki bir numaralı çözüm ortağı olma amacıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda da pandemi bildiğiniz gibi özellikle yeme içme sektörünü çok derinden etkiledi. Bu dönemde de biz müşterilerimizin yanında olmak için pek çok faaliyette bulunuyoruz ve aslında iş ortaklarımızla birlikte çok başarılı işler yaptık. Yaklaşık 10 milyon liralık bir destekte bulunduk yeme içme sektörüne dair pandemi döneminde. Küçük işletmem için projesi ve bir diğer kampanyalarımızla. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi tabii ki herkesin aklında çok önemli sorular var bu dönemde. Özellikle müşterilerimizin doğru yöne doğru faaliyetlerini kanalize edebilmeleri, önlerini görebilmeleri için biz Horeca dediğimiz yeme içme sektörü ve otel müşterilerine kulak vermeyi çok önemsiyoruz. Bu amaçla da geçtiğimiz Temmuz ayında Nisan'la birlikte bir araştırma serisine başladık. Sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi.
Buradaki amacımız hem otel hem de restoran tarafındaki müşterilerin pandemiyle birlikte değişen beklentilerini mercek altına almak ve buradaki değişimleri, beklentileri, değişimleri de takip etmek, trendleri de takip etmekti. Şimdi tabii ki pandeminin getirdiği sağlık endişesiyle birlikte hayatımıza giren hijyen konusu elbette ki bir numarada. Bunu söylemek mümkün. Otel ve restoran müşterilerinin beklentileri bir miktar farklılaşmakla birlikte hijyen ve güvenlik birinci sırada. Şöyle ki özellikle restoran tarafında sorduğumuzda müşterilerin %67'si birinci derecede önemli kriter olarak bunu koyuyorlar. Otel tarafında da bu oran %62. Yine restoran tarafına baktığımızda tabii pandemiyle birlikte sosyal mesafe, açık alan kullanımı çok önemli hale geldi. Restoranlarda da bu konu çok önemli. Ve müşterilerin %66'sı açık alanlarda hizmet almak istediklerini söylüyorlar. Hal böyle olunca ısınma çözümleri devreye giriyor. %58'i bir ısınma çözümü beklediğini söylüyor restoranlardan. Dolayısıyla biz de bunlara yönelik aslında tüm güvenlik önlemlerine yönelik hijyen ve dezenfeksiyon çözümlerinden tutun da ısınma çözümleri, mimari iç dış mimari çözümlere kadar pek çok seçenek ve çözüm sunuyoruz müşterilerimize. Özellikle bunların yanında tabii ki bir önemli konu da dijital çözümler. Özellikle sipariş verme, menü, ödeme çözümlerinde dijital unsurların kullanımı. Bunun için de yine restoran müşterilerimize dijital menü çözümümüz var. Haziran sonuna kadar tüm müşterilerimize ücretsiz böyle bir hizmet de veriyoruz. Evet. Bunları restoran tarafında belirgin olarak gördüğümüzü söyleyebiliriz bu başlıkları. Peki şimdi restoranlara gidenler arasında şu konuşmalar geçiyor. Fiyatlar arttı. Böyle bir gözleminiz, araştırmada böyle bir nokta var mı? Örneğin bir sene önce gidilen bir restorana, aynı restorana bir sene sonra pandemi sonrası gidildiğinde fiyatların neredeyse %50 minimum arttığı gözlemleniyor. Peki araştırmada bu var mı? Araştırmada kesinlikle var. Tabii ki bu pandemi dolayısıyla gelen artan önlemlerin bir maliyet artımı getireceği aslında müşteriler tarafından da bekleniyordu. Biz geçen yazdan bu yana bunu net bir şekilde görüyoruz. Müşterilerin %87'si bir fiyat artışı olmasını bekler durumdalar. Peki bununla nasıl baş ediyorlar? Özellikle restoran tarafında. Müşteriler bunu diyor ki daha uygun çözümlü, daha uygun fiyatlı çözümlere, yiyecek alternatiflerine yöneleceğiz diyorlar. Bunu da yaklaşık müşterilerin %37'si söylüyor, daha uygun fiyatlara yöneleceğiz diyenler. Burada tabii önemli olan özellikle restoranlara tavsiyemiz uygun fiyatlı menü opsiyonlarını menülerinde bulundurmaları, indirimli saatler gibi çözümler uygulamaları. Bir diğer şey de tabii ki burada verimli bir operasyon yönetmek, doğru fiyatlama için doğru girdi maliyeti kontrolü sağlamak. Bunun için de yine metro olarak gastro diye bir menü mühendisliği çözümü üzerinde biz çalışıyoruz. Şu an başladık bu hizmeti vermeye. Bu aynı zamanda ileriki dönemlerde atık yönetimi gibi konularla verimlilik ve karlılık anlamında da fayda sağlayacak çözümler olacaktır. Özellikle restoran tarafında günümüzün ve geleceğin konuları bu taraflarda önemli olacak diye düşünüyoruz. Peki paket al servisleri var evlere. Eve siparişte çok yoğunlaştığını biliyoruz, kendimizden biliyoruz. Bu trend devam ediyor mu, edecek mi, bekleniyor mu, bir alışkanlık haline gelmiş gibi görünüyor mu? Tabii kesinlikle pandemiyle eve doğru kapanma ve yeme içme sektöründeki kapanmalar sebebiyle paket servis çok yoğunlukla tercih edildi. Yine araştırmamızda bunu çok somut verilerle destekleyen rakamlar çıktı. Şöyle ki %62 müşterilerin %62'si der ki paket servisi daha yoğunlukla kullanıyorum. Özellikle Kasım-Aralık verilerine baktığımızda paket servis kullanım oranı %85'lerde. Gel alda ise bu rakam %62'lerde ve haftada ortalama 2 ila 3 adet paket servis ve veya gel al servis kullanımı gözlemliyoruz. Burada bu trendin devam etmesini biz açıkçası bekliyoruz ve öngörüyoruz. Çünkü bir hiç tanışmamış bir müşteri kitlesi bu hizmetlerle tanıştı. Dolayısıyla buradaki kolaylığı kattıktan sonra bu kullanım alışkanlığının devam edeceğini öngörüyoruz. Diğer taraftan
Tabii ki çok daha hala insanlar dikkatli ve kontrollü de davranmak isteyebiliyorlar. Her ne kadar restoranlar, kafeler açıldıysa da. Dolayısıyla paket servis bu açıdan da önemini koruyacak gibi görünüyor. Biz de buna yönelik özellikle paket servise yönelik 600'e yakın ürün sunuyoruz metro olarak Türkiye'de. Ve şunun da altını çiziyoruz. Burada güvenlik, ürün kullanımı çok önemli. Çünkü paket servis demek yoğun bir paket ve ambalaj kullanımı demek. Burada da gıdaya uyumlu, denetimden geçmiş, güvenilir ürünler kullanmak çok önemli. Bunun da bu vesileyle altını çizmek isterim. Şimdi tabii enflasyonla mücadele devam ediyor. Fiyat istikrarı öncelikli politika ki bu da ilan edildi. Bu dönemde ürün fiyatlarına ilişkin önümüzdeki süreçte fiyat artışları bekliyor musunuz öncelikle? Yılbaşından bugüne yapılan zamlar var mı? Şimdi tabii ki Türkiye kur dolayısıyla etkileniyor ve girdi maliyetleri dolayısıyla da fiyata etkileri olabilir diye düşünüyoruz. Ancak biz yine hani metro olarak Türkiye'de çok önem verdiğimiz bir konu fiyat spekülasyonlarıyla mücadele konusu. Geçtiğimiz sene Mart ayında ülkemize giren özellikle pandemi döneminin başında çok yaşadık bu tip durumları, özellikle o panik alımları döneminde. Metro bu konuya her zaman çok önem veren bir firma. Ancak geçen seneden beri de özellikle pandemiyle birlikte tetiklenen fiyat spekülasyonlarıyla da biz çok ciddi mücadele eden aksiyonlar hep aldık. Öte yandan önümüz tabii Ramazan. Ramazan alımları mutlaka ki tüketicilerin gündeminde olacaktır. Bir takım temel gıdaya, Ramazan'la ilişkili gıdalara erişim çok önemli hale gelecek. Biz de açıkçası şu an bütün dikkatimizi bir yandan o yöne de vermiş durumdayız. Ve müşterilerin cüzdanını rahatlatacak Ramazan çözümleri, Ramazan fiyatları ve Ramazan teklifleri üzerine de çalışmamızı sürdürüyoruz. Peki şimdi pandemi sonrasında normalleşme gelirse bilmiyoruz gelecek mi tabii. Hala devam ediyor maalesef. Dışarıda vakit geçirme süreleriyle ilgili araştırmanızda yeme içme alışkanlıklarıyla ilgili kalıcı olacağına dair notlar var mı? Böyle sonuçlar aldınız mı? Şöyle tabii biliyorsunuz önümüz yaz. Biz geçen seneden bu yana yaptığımız araştırmada şunu çok net gözlemliyoruz. Aslında tüketiciler dışarı çıkmak istiyorlar. Özellikle dediğim gibi önümüz yaz bir tatil ihtiyacı var. Tabii ki çok insanlar yoruldu ve psikolojik olarak da zorlu zamanlar geçirdik hepimiz. Dolayısıyla bir tatile gitme ihtiyacı da var. Ve tüketici aslında bunu istiyor ve yapmak niyetinde. Özellikle otel tarafından da belki bir iki konuyu bu vesileyle vurgulamak iyi olabilir. Örneğin şunu çok net görüyoruz. Tüketici çıkmak istiyor ama en önemli buradaki karar unsuru güven. Güvenebilmek, güvenli ortamı, hijyenik ortamı bulabilme beklentisi. Örneğin otel tarafında geçen seneden bu yana araştırmamızda gözlediğimiz çok net bir gösterge var. Covid sertifikası. Artık oteller için bir hijyen faktörü haline geldi. Geçen seneden bu yana %80'den %86'lara kadar yükseldi COVID sertifikasına önem veren ve bakan müşterilerin oranı. Dolayısıyla bu konuya otellerin özellikle çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir diğer taraftan web sitelerinden artık otellerin özelliklerini ve bu önlemlerini çok yakından takip ediyor müşteriler. Evet. Biz de bu yönde özellikle COVID sertifikası alma kılavuzu konusunda hizmet veriyoruz yine müşterilerimize, çözümler sunuyoruz. Hı hı. Dolayısıyla tüm bu kriterler ışığında güven unsuru sağlandığı takdirde insanların, tüketicilerin hem restoranlara hem de otellere gitme konusunda istekli olduklarını görüyoruz diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten net olarak göstermiş sonuçları, araştırmanız. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi bir başka konu var. Nedir o konu? Biliyorsunuz emekli olmak isteyenler bu yazıyı verdiklerinde SGK'ya işten çıkıyorlardı. Şimdi Ahmet Kıvanç bizi bekliyor. Anayasa Mahkemesi kararı var bu konuyla ilgili. Biraz bunu açalım. Ahmet Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi bu önemli bir konu. Normalde işten ayrılma zorunluluğu vardı emekli olabilmek için yaşın geldiğinde. Bununla ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Peki bu uygulama nasıl olacak bundan sonra? Bu uygulamaya neden gerek duyuldu? Evet,
Anayasa Mahkemesi 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yer alan bu hükmü, yani emekli olabilmek için işten ayrılmayı zorunlu tutan hükmü iptal etti. Bunun gerekçeli kararı da 3 Mart'ta yayınlandı. Bu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında uygulama nasıl olacak? Bundan sonra emekli olmak için işten ayrılmak gerekmeyecek mi şeklinde bir belirsizlik olmuş. En azından merak ediliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında bir genelge yayınladı ve konuya açıklık getirdi. Özetlemek gerekirse de aslında mevcut uygulamanın devam edeceğini belirtti genelgede. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği 506 sayılı kanunun söz konusu maddesi 62. madde 2008 yılında sosyal güvenlik reformu yapılırken yürürlükten kaldırılmıştı. 2008 yılında yeni çıkartılan 5510 sayılı kanunda da yine eski kanunda olduğu gibi emekli olabilmek için işten ayrılmayı zorunlu kılan hüküm korunmuştu. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu yeni genelgede şunu söylüyor. Çalışmaya ne zaman başlamış olursa olsun kişi 2008 yılından sonra emeklilik dilekçesi verdiğinde emekli olabilmesi için işten ayrılmış olması gerekir diyor. Bu uygulama devam edecek diyor. Tabii burada bir işte çalışırken emekli olup aynı işte çalışmaya devam edecek kişilerle ilgili bir merak edilen, en çok merak edilen hususlardan birisi bu. Yani bu kişi işten ayrılıp ondan emekli olup sonra tekrar mı bir ay sonra tekrar mı gireceği şeklinde bir merak edilen husus var. Aslında orada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun oturmuş bir sistemi bulunuyor Zehra Hanım. O da şu, çalışmaya devam edecek kişi işverenini önceden bilgilendiriyor. Ben örneğin 1 Nisan'da emekli edeceğim. Bunun için benim işlemlerimi yapın. 31 Mart'ta benim çıkışımı bildirin Sosyal Güvenlik Kurumu'na diyor. İşveren 31 Mart'ta çıkışını yapıyor. Örneğin sabah saatlerinde yaptı diyelim. Kişi de öğleden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip yadırı dilekçesini verip emeklilik dilekçesini talepte bulunuyor. Aylık bağlanması talebinde bulunuyor. Ertesi günden yani 1 Nisan'da da işveren tekrar işe giriş işlemi yapıyor. Bu kez sosyal güvenlik destek primine, yani emekli işçilerin bağlı olduğu statüye göre sosyal güvenlik destek primine tabi olarak işe giriş işlemi yapıyor. Emekli ailenin bağlanması 1,5-2 ay sürebiliyor. O bağlı bulunan sosyal güvenlikteki yoğunluğa, iş yoğunluğa göre değişebiliyor ama sonuç itibariyle emekli aile ayın birinden geçerli olmak üzere, yani dilekçeyi verdiği tarihi izleyen ayın birinden geçerli olmak üzere bağlanıyor. Arada 1,5-2 aylık bir süre olması sonucu değiştirmiyor. Geriye dönük 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere ayrı bağlanıyor. Yalnız bu sıralama önemli. Şundan dolayı önemli. Kişi emeklilik dilekçesini verdiği tarihte fiilen çalıştığı görülürse, yani işten ayrılmamış olduğu sonradan tespit edilirse emekli aylığı iptal edilip geriye dönük olarak da ödenmiş olan emekli aylığının talebi söz konusu oluyor. Şunun altını çizeyim, bu anlattıkların hepsi SSK'lılar için, 4A'lılar için. Yani 4B'lerin durumu farklı, onlar esnaf, yani 4B dediğimiz Bağkurlar. Onlar dükkanlarını kapatmadan, faaliyetlerini ara vermeden emeklilik dilekçesini verebiliyorlar. O konudaki uygulamada da herhangi bir değişiklik yok. Şimdi bir şey soracağım size son 2-3 dakika ama İLO'nun bir raporu vardı. Burada 20 defa kaygı, 7 defa endişe, 4 defa üzüntü vurgusu yapılmış komite raporunda. Bayağı kaygı çıkmış öne 2021 raporunda. Bunu biraz Türkiye ile ilgili tarafını anlatır mısınız bize? Bir 2-3 dakikamız var, buyurun. Evet, Uluslararası Çalışma Örgütü biliyorsunuz
işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir organizasyon. Dolayısıyla buranın hem İLO'nun sözleşmeleri hem de raporları çok önemli ülkeler açısından. İLO her yıl üye ülkelerin bu uluslararası sözleşmeleri, İLO'nun sözleşmelerine uyumunu ve çalışma haklarına ilişkin ihlalleri rapor ediyor. Bu seneki raporda evet gerçekten o kaygı, endişe, üzüntü ifadeleri dikkat çekiciydi. En çok benim dikkatimi çeken birkaç husus var. Olağanüstü hal kararnameleriyle ihraç edilenlerin durumu üzerinde duruldu geniş bir şekilde raporda. Sendikal faaliyetleri nedeniyle kararnamelerle ihraç edilenlerin kaçının sendikal faaliyetlerde bulundukları için sendikalı olduğunu sordu. Buna ilişkin istatistik bilgi alamamaktan yakındı. Sendikal özgürlükler konusunda eleştiriler var. Sendikacılara yönelik açılan davaların fazlalığına yönelik eleştiriler yine sıralanıyor. Çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda Türkiye'nin bir mesafe aldığı vurgulanıyor. Ama yetersiz diyor. Bu tüm sektörlerde çocuk işçiliğini bitirecek tedbirler, adımlar atılmasını istiyor. Yabancı göçmenlere yönelik hem cinsel sömürü hem emek sömürü konusu insan ticareti kapsamında değerlendiriliyor. Bu konuda çok sayıda dava açıldığını Türkiye'de fakat mahkumiyetle sonuçlanan dava sayısının sınırlı olduğu eleştirilmesi yapılıyor. Yani özellikle evet, sendikal özgürlükler konusundaki eleştirilerde çok detaylara inilmiş durumda. Hı hı. Ben bu vesileyle bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. İLO'nun İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra aslında daha da önem kazandığını düşünüyorum. Evet. İLO'nun 2019 yılında kabul ettiği 190 sayılı şiddet ve tacize yönelik bir sözleşmesi var. Bu sözleşme bu yılın Haziran ayında yürürlüğe giriyor. Sözleşmenin ilk onaylayan ülkeler arasında yer alması, hı, Türkiye'nin aslında bu konudaki itibarına önemli bir şekilde katkıda bulunacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum yorumlar için Ahmet Bey. Evet, 30 dakikayı burada sona erdiriyoruz. 19'da görüşmek üzere.